Bismillah. Şimdi bundan önceki derslerde lafzın taksimini görmüştük, değil mi? Sonra beş külliyi görmüştük. Cins, tür, fasıl, hasse ve arazi am. Bunların açıklamalarını yapmıştık, örneklerini vermiştik. Daha sonra kavli şarihi gördük. Bir şeyin zatına işaret etmenin yolları, mahiyetine işaret etmenin yolları. Dört tane yolu vardı. Bu iki konu, yani külliyat, hams ve kavli şarih. Yani beş külli, beş tümel ve kavli şarih konuları mantığın iki ana başlığından birini ele alıyordu. Neydi o? Tasavvurat. Bunlardan beş tümel, yani külliyat-ı hams, tasavvuratın ilkeleriydi. Kavli şarih ise maksatlarıydı. Şimdi aynı şekilde tasdikatı da böyle ikiye ayıracağız. Mantığın bir kısmı tasavvurat, bir kısmı tasdikattı ya. Aynı şekilde bunu da, tasdikatı da ikiye ayıracağız. İlkeleri ve maksatları diye. İlkeleri önermeler. Şu an göreceğimiz konu. Tasdikatın ilkeleri, önermeler. Maksatları nedir? O da kıyas. Daha sonra göreceğimiz bir konu. Bir iki konu daha var. Bu önermelerin bazı şeyleri var. Ayrıntıları var. Bu ayrıntıları gördükten sonra tenakuz var, işte yansıtma var. Böyle bazı meseleler olacak bu konudan sonra. Ondan sonra şeyi göreceğiz. Daha sonra kıyas bahsine geleceğiz. Kıyas bahsi, ne dediğimiz gibi, tasdikatın maksatları olacak. Peki nedir önermeler? Önerme, tanımı gereği hüküm bildiren terkiplerdir. Tasavvuratta bir hüküm yoktu. Tasavvurat sadece kafamıza bir tasavvur oluşturuyordu. Ağaç diyorsun, insan diyorsun, kafanda bir tasavvur oluşuyor. Buna doğrudur veya yanlıştır deme kategorisinde değil tasavvurlar. Kavli şarih de aynı şekilde. Hayvanı natık diyorsun. Sadece hayvanı natıklığı tasavvur ediyorsun kafanda. Ama önermeler de, kadiyeler de böyle değil. Bunlar hüküm bildiriyorlar. Hüküm. İnsan natıktır veya insan hayvanı natıktır dediğin zaman bu bir önermedir. Ama sadece hayvanı natıklığı tasavvur edersen, insanla bunu bağlamazsan bu tasavvur olur. İşte tasdikatla tasavvuratın temel farkı bu. Tasdikatta hüküm vardır. Tasavvuratta hüküm yoktur. Tasavvuratta uğraştığımız şey bir şeyin doğru tasavvurunu elde etmek. Yani zatı gereği onun tasavvurunu elde etmek. Tasdikatta ise bu tasavvurları birbirine bağlamak. Şu şudur, bu budur, bu bu değildir gibisinden. Şimdi bunun örneklerini göreceğiz. Tasdikat dediğimiz gibi bunun ilkeleri önermelerdir, kadiyelerdir, kadaya. Maksatları ise kıyastır. Şimdi ilkelerini göreceğiz. Önerme ikiye ayrılıyor. Yüklemli önermeler ve şartlı önermeler. Yüklemli önerme bizim günlük kurduğumuz cümleler. İnsan katiptir. Yazıcı anlamına geliyor katip. İnsan katiptir. Bu yüklemli önerme. Neden? Çünkü katip insana yüklenmiş. Bu önermelerde kendisine bir şey yüklenen, kendisi hakkında hüküm vereceğimiz şeye konu denir. Mevdu. Arapçası mevdu. Şimdi şeyde göreceğiz metinde. Yüklenen şeyde yüklem deniyor. Bunun üç tane farklı şekli var. Yüklemli önermelerin üç tane farklı şekli vardır. Mahsusa, mahsura, mühmele. Ne demek bunlar? Mahsusa, adı üstünde hususi bir konusu varsa, şahıssa yani konusu, bir bireyse, tikelse, Zeyd katiptir diyorsun. Zeyd katiptir. Mahsura ne? Bir grubu içine alıyor. Birçok ferdi içine alıyor. Bu da ikiye ayrılıyor. Külli, cüz'i. Grubun hepsini içine alıyorsa, her insan katiptir diyorsa bu külli. Külli mahsura. Bazı insanlar bazılarını alıyorsa buna da cüz'i mahsura deniyor. Bunun hepsinin bir de mühmelesi var.
mahsusa mı mahsura mı belli olmayan önermeler, insan katiptir. Bunu da genel olarak cüz'i mahsuraya hamlediyoruz. Yani mühmele gördüğümüz zaman cüz'i mahsuraya hamledeceğiz. Bir karine yoksa, mesela Asr suresinde var ya, vel asr innel insane lefî husr. İnsan hüsrandadır. Burada mahsusa da değil, mahsura da değil. O zaman mühmele, mühmeleyi de cüz'i mahsuraya hamletmemiz gerekiyor. Çünkü hepsi olsaydı bunu belirtmesi gerekirdi yazan kişinin veya söyleyen kişinin. Dolayısıyla bazı insanlar hüsrandadır. İllellezine diye devam ediyor zaten ondan sonra. Tamam. Sonra buna mühmele denir dedik. Bunların bir de olumsuzları var. Mahsusanın olumsuzu Zeyd katip değildir. Anlaşılacağı üzere. Değildir eklediğin zaman olumsuz oluyor. Yani selbi. Hiçbir insan katibi, her insan katip dedi burada. Şimdi bunun olumsuzu külliyenin hiçbir insan katip değildir. Cüz'inin olumsuzu da bazı insanlar katip değildir. Bazıları katip, bazıları değil. Olumsuzu diyoruz. Yani tersi demiyoruz. Bunu karıştırmayın. İleride tersi de gelecek. Olumsuzundan bahsediyoruz şu an. Bir önermenin olumsuzu. Mühmele'de de insan katip değildir aynı şekilde. Peki şunlar nedir? Muhassale veya ma'dule. Muhassale şu olumlunun aynısı. Zeyd katiptir. Bir farkı yok. Aynı şey. Muhassale. Ma'dule de olumlu ama olumsuz anlamı var. Ne gibi mesela? Şu değildir Arapçada leyse. Leyse. Bu olumsuzluğun olumsuzluk harfi olarak mevduda, yani konuda veya mahmulde, yüklemde yani konuda veya yüklemde bulunmasına bulunduğu zaman bu önermeye ma'dule deniyor. Kadiyye ma'dule. Örnek veriyorum. Zeyd katiptir diyoruz mesela. Olumlu değil, olumsuzdan verelim. Zeyd katip değildir dedik. Zeyd katip olmayandır deseydik olumlu ma'dule olacaktı. Çünkü katip olmayan mahmul yüklemini, katip olmayan yüklemini Zeyd'e yükledik. Dolayısıyla bu olumludur. Yüklemi yüklediğin zaman olumlu olur. Yüklemin yüklenmesini olumsuzladığın zaman, yani kaldırdığın zaman bu olumsuz olur. Zeyd konu, katip yüklem değildir, yüklemi kaldıran. Bu yüzden olumsuz bu. Ama Zeyd katip olmayandır deseydik, katip olmayan yüklemini Zeyd'e yüklediğinden dolayı buna ma'dule denecekti. Kısaca şöyle diyebiliriz ma'duleye. Olumsuzluğun konuda veya yüklemde bulunması, olumsuzluk edatının, harfinin neyse artık, Arapçada ona olumsuzluk harfi deniyor. Konuda veya yüklemde bulunması. Yüklemin konudan nefyedilmesi değil. Olumsuzluğun konuda ve yüklemde bulunması. Buna ma'dule deniyor. Nefyedilmesi neyse, bir yüklemin bir konudan nefyedilmesi, yani olumsuzlanmasıysa buna olumsuz, selbi önerme deniyor. Anlaşılmayan bir yer var mı burada? Hayfun hocam, tekrar edebilir misiniz? Ederim. Şöyle edeyim. Tekrar edebilir miyiz? Tamam, ediyorum. Şimdi Zeyd konu, katip yüklem. Yüklem konuya yüklendiği zaman olumlu olur. Yüklem konudan olumsuzlandığı zaman, kaldırıldığı zaman olumsuz olur. Ama yüklem kendisi olumsuz bir şeyse, katip olmayan mesela, katip olmayan kendisi olumsuzluk edatı aldıysa yüklemin veya konunun, bu olumlu mağdule oluyor. Udul yani dönmek demek. Udul. Olumlu görünüyor ama aslında olumsuz. Katip olmayan dediğin zaman katip olmayanlığı yüklüyorsun Zeyd'e. Katipliği kaldırmıyorsun. Buradaki gibi. Bunda katipliği kaldırıyorsun olumsuzda.
Mağdurede ise katip olmayanlığı yüklüyorsun. Yüklediğin zaman olumlu oluyor. Ama yüklediğin şey kendisi olumsuz bir edat. Olumsuz bir edat almış bir şey. Dolayısıyla ona mağdur ediyorsun. Şimdi daha açık oldu mu? Evet. Devam ediyorum. Mahsura, tamam. Aynısı mahsurada da geçerli. Her insan katiptir. Her insan katip değildir. Olumsuzu. Her insan katip olmayandır diyelim mesela. Veya tam katip olmayandır diyelim. Doğruluğunu, yanlışlığını şu an bir kenara bırakıyoruz. Önermeleri. Biçimsel olarak bakacağız yani. Bu da bunun mağdulesidir. Diğerleri, bu örneklerde de aynısı geçerli. Hepsinde aynısı geçerli. Mühmelesi, mahsurası, mahsusası. Aynısı cüz'ide de var. Bazı insanlar katiptir, bazı insanlar katip değildir. Bazı insanlar katip olmayandır deseydik mesela. Katip olmayandır deseydik. Bu da aynı şekilde mağdule olacaktı. Mağdulenin 3 tane tarzı var. 3 tane türü var. Birincisi mağduletul mevdu, yani konusu mağdule olan. Örneğin canlı olmayan ölüdür diyelim mesela. Canlı olmayan ölüdür. Bunun canlılık mefhumunu, vücudi bir kavram, olumsuzluyoruz. Canlı olmayan diyoruz. Ama bu bir konu. Kendisi konu. Canlı olmayan. Ölüdür. Bu işte mağduletul mevdu. Yani konusu mağdule olan. Daha demin verdiğimiz katip olmayandır örneğimizde. Neydi? Bu da yüklemi mağdule olan önermedir. Bir de ikisi birden mağdule olan var. Canlı olmayan nefes almayandır dememiz gibi mesela. Canlı olmayan nefes almayandır. Olumsuzluk konunun da yükleminde içinde, konuyla yüklemin dışında değil. Dolayısıyla buna ikisine de mağdule diyoruz. Tamam. Bu anlaşılmıştır inşallah. Bir de şartlı önermeler var. Şartlı. Şartlı önermelerinde birinci kısmına mukaddem deniyor, ikinci kısmına tali deniyor. Buna art bitişen, ön bitişen mi? Öyle Türkçesi var da bilmiyorum hangisi hangi anlama geliyor. Biz mukaddem tali diyelim. Türkçesi derken bugünkü Türkler onu Türkçe'ye öyle çevirmişler. Normalde mukaddem talidir yani. Türkçe'de de mukaddem talidir Osmanlı Türkçesinde. Bitişik ayrık diye ikiye ayrılıyor şartlı önermeler. Bitişik ve ayrık. Yani muttasıl Arapçası. Göreceğiz az sonra. Ve munfasıl. Muttasıl, bitişik, munfasıl, ayrık. Bitişik, bu da ikiye ayrılıyor da ittifakiye hiç önemli değil. Bizim kullandığımız, mantıkta araştırdığımız mesele ittifakiye değil. İttifak yani şey demek. Rastgele, tesadüfi. Yani herhangi bir aralarında illet bağı yok. Herhangi bir bağ yok. Şu şöyleyse bu böyledir gibisinden. Asıl olan lüzumiye. Yani aralarında lüzumi bir bağ var. Telazüm var. Örneğin mahsusası, mahsurası ve mühmeresi. Yine aynı şekilde. Mahsusa bunun şu biz ne görmüştük? Konusu belirli bir şahıssa mahsusa demiştik. Konusu belirli bir şahıssa yüklemli önermelerde. Mahsura da işte grubun hepsi ise külli, bazısı ise cüz'i demiştik. Belli değilse de mühmele demiştik. Burada da asıl olan zaman ve haldir. Yani belirli bir zamanda veya belirli bir halde bu önerme geçerliyse buna mahsusa deniyor. Her zaman geçerliyse mahsurayı külliye deniyor. Bazı zamanlarda geçerliyse mahsurayı cüz'iye deniyor. Zaman belirtilmemişse veya hal belirtilmemişse buna mühmere deniyor. Ne gibi? Güneş doğduysa belirli bir andan bahsediyoruz. Şu andan mesela veya işte 5 saat öncesinden belirli bir andan bahsediyoruz. Güneş doğduysa gündüz mevcuttur. Bu mahsusa, belirli bir an. Güneş doğduysa gündüz mevcuttur. Güneşin doğması gündüzün mevcut olmasının illeti, gerektiriyor.
Tam tersi de söylenebilir. Gündüz mevcutsa güneş doğmuştur gibi mesela. Gündüz mevcutsa güneş doğmuştur da denebilir. Lüzumiye de aralarında bir telazüm olacak. Hangisi hangisinin illeti o önemli değil. Aralarında bir telazüm olacak. Yani bir gerektirme diyebilir miyiz? Gerektirme aynen. Akli bir gerektirme olacak. Mahsura da aynı şekilde her ne zaman, bak burada bu yoktu. Güneş doğduysa belirli bir zamanı kastettik burada. Mahsurayı külliye de her ne zaman güneş doğarsa gündüz mevcut olur dedik. Mahsurayı cüz'iye de güneş doğarsa bazen gündüz mevcut olur. Güneş doğarsa genel kullandık bak yine. Bazen gündüz mevcut olur dedik. Bunda her zamandı. Güneş doğarsa her zaman gündüz mevcut olurdu. Bunda bazen gündüz mevcut olur dedik. Bunda da güneş doğarsa gündüz mevcut olur. Belirli bir an söylemedik. Mahsura mı, külliye mi, cüz'iye mi belli değil. Dedik. Ama herhangi bir karine yoksa mahsurayı cüz'iye hamledecektik. Yani oraya aktaracaktık. Hocam bu mahsurayı külliye ile mühmelenin arasında ne yapar? Mahsurayı külliye her zaman, her da yani şurada her insan, burada her zaman. Mühmele belirtilmemiş, her zaman mı yoksa bazen mi belirtilmemiş. Mühmel yani ihmal edilmiş, söylenmemiş. Mühmele aslında eksiktir. Yani mühmele kullanıldığı zaman denir ki ya sen niye bunu işte belirtmiyorsun? Külliye mi, cüz'iye mi? Yok şimdi yüzden... insan güneş tektir ya. Örnek olarak yanlış bir örnek gibi mi oldu? Yani yok, insan... o bunu şunun için dedim daha demin zaten. Biz burada mahsusayı, mahsurayı belirleyen şey konunun kendisiydi. Zeyd mi? Her insan mı? Bazı insanlar mı? Yüklemlilerde böyle. Şartlılarda böyle değil. Şartlılarda eğer tek bir zamana mahsussa, mahsusa. Her zamana mahsussa, mahsurayı külliye. Bazı zamanlarda oluyorsa mahsurayı cüz'iye. Yani güneşin tek olması, belirli bir şahıs olması önemli değil burada. Anladım. Şartlılarda durum farklı. Şartlılarda hale bakılır, duruma. Yani şu anki duruma. Genel zaman, evet. Bütün zamanlardaki duruma. Bunlara bakılır. Zamandır tamam. Yani burada tamam. Belirleyici olan. Burası anlaşılır oldu inşallah. Ben anladım. Tamam. Yine bir soru olursa buyurun. Mühmele bunun işte dediğimiz gibi şeyi. Zamanı belirtilmemiş. Doğduysa şu an zamanı belirtilmiş. Doğdu ise belirli bir zamandan bahsediyor. Her ne zaman? Bütün zamanlardan bahsediyor. İstisnasız. Bazı zamanlardan bahsediyor burada da. O yüzden mahsurayı cüz'iye. Burada hiçbir zamandan bahsetmiyor. Üçü de olabilir. Üçü de olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Mahsurayı cüz'iyeye hamlediyoruz. Karine olmadığı için. Bu güneş doğarsa bazen gündüz mevcut olur önermesi tam tersinin de geçerli olduğunu bildirir mi? Yani güneş doğarsa bazen gündüz mevcut olmaz. Zıda içerir mi? Buna mefhum-u muhalefe deniyor. Mefhum-u muhalefe. Yani zıttının olumsuzlanması. Bu onu bildirmez. Yani o öyle olabilir, olmayabilir. O yüzden biz bu önermeden onu çıkaramayız. Örneğin bu fıkıhta çok göreceğiz. Hanefilerde benim dediğim gibidir. Filozofların, mantıkçıların görüşü de bu. Diğer mezheplerde benim dediğimin tersidir. Örneğin bazı insanların aklı vardır. Önermesi de doğrudur. Bunun bazı insanların aklı yoktur önermesi yanlış olmayacak. Dolayısıyla bunu bazı insanların aklı vardır önermesi, bazı insanların da aklı yoktur'u gerektirmez. Ama mefhumu muhalife göre gerektirirdi. Anladım. Tamam. İttifakiye ne dedik? Gereksiz bir şey. Yani bizim mantık ilminde işimize yaramayacak. Örnek de bizim klasik eserlerde böyle verilmiş örnek. Ondan dolayı böyle yazdım. Güneşin doğmasıyla eşeğin bağırması arasında hiçbir bağlantı yok. Güneşin doğması başka bir şey, eşeğin bağırması başka bir şey. Ama alakasız da olsa bir şekilde zikredilmiş.
Burada asıl olan alakanın hiç olmaması değil. Alakanın fark edilmemesi de yeterli. Alaka fark edilmeksizin böyle bir önerme kurulduysa buna yine ittifakiye denir. Araştırıldıktan sonra alaka fark edilirse lüzumiyeye döner. Bu başka bir şey. Burada bitişikteki bizi ilgilendiren lüzumiye. Lüzumiye. Bu bitişik. Neden bitişik denmiş buna? Çünkü mukaddem ile tali arasında bir ayrılık olamaz. Mutlaka beraber bulunurlar. Yani mukaddem vardır da tali yoktur olamaz. Tali vardır da mukaddem yoktur olamaz. Beraber olacaklar bunlar. Farklı cinsleri var tabii, ona gelmiyorum da. Yani mukaddem bulunduysa tali mecbur bulunacak. Tamam. Bu yüzden bitişik denmiş. Ayrık nedir? Ayrık da bunun tam tersi. Beraber bulunamıyorlar. Yani daha doğrusu ayrı ayrı bulunmaları gerekiyor. Bu sayı şu an ya çifttir ya tek. Şu an dedim bak mahsusaya. Ya tektir ya çifttir. Bunlardan biri olacak. Sadece birisi doğru olacak. O yüzden ayrık oldu bu. Yani çift olmasıyla tek olması aynı anda bulunamıyor. Bu sayı daima ya çifttir ya tektir. Bu sayı dememe gerek yok. Herhangi bir sayı da olabilir. Sayılar da diyebilirdim. Hiç fark etmez. Daima ya çifttir ya tektir. Aynı şekilde. Bazen ya çifttir ya tektir. Veya bu sayı ya çifttir ya tektir. Aynı mantık. Mühmele de belirli değil. Şunda bazen, bunda daima. Bunda da belirli bir zaman. Şu an, dün, 5 dakika önce vesaire. Hakikiye denmesinin sebebine geleceğim şimdi. Şunları görelim onun öncesinde. Maniatül cem ve maniatül hulu. Yani maniatül cem bir araya gelmeleri imkansız olan iki şık. Daha fazla da şık olabilir. Bu da ayrılmaları imkansız. İkisinin birden ortadan kalkması imkansız olan iki şık. İkisinin birden geçerli olması imkansız olan iki şık. İkisinin birden ortadan kalkması imkansız olan iki şık. Hakikiyede de hem beraber olmaları hem de ayrık olmaları imkansız olan iki şık. Ne demek istiyorum? Zeyd şu an ya hayattadır ya yoktur. Şimdi hem hayatta hem de yok olması mümkün mü? İkisinin birden olması imkansız. İkisinin birden bulunması imkansız. Cem olmaları imkansız. Hayatta olmakla yok olmanın cem olması imkansız. Hulu ikisinin birden ortadan kalkması imkansız. Zeyd şu an ya denizdedir ya da boğulmuyordur. İkisinin birden ortadan kalktığı durum ne? Karada ve boğuluyor. Karada ve boğulmak mümkün mü? Diyelim ki yani maksat hasıl olması için. Suda boğulmak kastediliyor burada, boğulmaktan yani. Efendim? Su ile boğulmak kastediliyor. Tabii tabii. Evet evet, suyla boğulmak. Karada boğulmak mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisi birden ortadan kalkamaz. İkisinin birden nefyedilmesi mümkün değil. Yani şunu diyemezsin. Ne denizdedir ne de boğulmuyordur diyemezsin. Ama şunda ne hayattadır ne de yoktur diyebilirsin. Çünkü ölmüştür mesela. Ölüdür. Ölü yok mudur? Ölü de var. Ölü de var olan bir şey. Ne hayattadır ne yoktur diyebilirsin ama bunda diyemezsin. Veya bunda şunu diyebilirsin. Hem denizdedir hem boğulmuyordur diyebilirsin. Ama şunda hem hayattadır hem de yoktur diyemezsin. Yani temel mantığı anlaşıldı mı bunun? İnşallah anlaşılmıştır. Zeyd şu an ya hayattadır ya yoktur. İkisi bir arada bulunamaz. Bunda ya denizdedir ya da boğulmuyordur. İkisi bir arada kalkamaz. Ortadan kalkamaz. İkisinden biri mutlaka doğru olacak. Manatül hulu. İkisi birden kalkamaz. İkisi birden doğru olabilir mi? Manatül hulu'da. Hem denizde olup hem boğulmaması ihtimali olabilir. Evet. Evet olabilir. Şunda ikisi birden doğru olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Peki. Olamaz. Manatül hulu'da ikisi birden yanlış olabilir mi? Olamaz. Bunda manatül cemde ikisi birden yanlış olabilir mi? Olabilir. Yani temel mantığı şu. Manatül cem ikisi birden
Olum, ikisi birden doğru olamaz. İkisi birden yanlış olabilir. Manatul hulu, ikisi birden doğru olabilir. İkisi birden yanlış olamaz. Yani denizde olmayıp da boğulması olamaz. Aynı mantık mahsura, mühmele konuları şundaki gibi. Zaman önemli burada. Şartlı önermelerde zaman ve hal, durum önemli. Yani diyelim ki zamansal varlıklar üzerinden konuşuyoruz. Zamansal olmayanlarda da hal ve durum önemli. Henüz onları ele almadığımız için soru işareti koyarak söylüyorum bunları. Şartlılarda durum, şart önemli. Şu durumda, belirli bir halde olursa mahsusa olur. Bütün hallerde, durumlarda olursa mahsurayı külliye, bazılarında olursa mahsurayı cüz'iye. Belirtilmemişse mühmele. Diyoruz ve özetimiz bitti. Konu anlatımı bitti. Metne geçeceğim. Eğer anlaşılmayan bir yer varsa buyurun. Yoksa metni okuyalım. Ben bir şey soracağım. Hiç bu ayrıkta hep ya da diye kurduk ya önermeyi. Hem de diye kurulan önermelerle ilgili bir şey var mı? Yok, o hem şartlı geçmez. Şartlı olarak geçmez. O hem yüklemlidir. Mesela hem kel hem fodul diyorsun. Hem keli yüklüyorsun hem de fodulu yüklüyorsun adama. Anladım. Tamam. Şey Tayfun hocam, takikiyeyi tekrar bir şey yapabilir misiniz? O kaç kullanmıyor. Efendim? Duyamadım. Hakiki kısmını tekrar bir alabilir miyiz? Ben orayı kaçırdım sanırım. Doğru, ben hakikiyeyi şey yapmadım. Üzerinde tekrardan durmadım. Hakikiye de aynı anda doğru da olamazlar, aynı anda yanlış da olamazlar. Şu ikisinin toplamı gibi düşünün. Çünkü bir sayı ya çifttir ya tektir. Aynı anda hem çift hem tek olamaz. Aynı anda ne çift ne tek olamaz. Yani çift ve tek olmaksızın bulunamaz. Çift ve tek olarak bulunamaz. Ya çift olacak ya tek olacak. Bu yüzden hakikiye denmiş buna. Tamam, anladım. Geçebiliriz. Tamam. Başka soru soran yoksa metne geçiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. El-Kadaya. Önermeler. Kadiyyetun önerme. El-Kadaya onun çoğulu. El-Kadaya. Kavlun sözdür. Yasihhu mümkün olan. En yukal söylenmesi, lika ilihi o sözü söyleyene şöyle denmesi mümkün olan sözdür. İnnehu sadikun. İnnehu sadikun fihi. O bu sözünde doğru söylüyor. Ev kadibun fihi. Veya yanlış söylüyor. Yani bu sözü söyleyene doğru söyledi veya yanlış söyledi denmesi mümkün olan sözdür. Güneş sarıdır diyorsun mesela. Doğru mu söylüyorum, yanlış mı? Doğru. Veya bilinmeyebilir. Ama örneğin işte kainatta 1 milyon tane galaksi vardır diyorum. Ben dedim bunu mesela. Bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum aslında. Ama bu da önermedir. Çünkü doğru veya yanlış denebilir buna. Önermedir. Doğruluğa ve yanlışlığa ihtimalli olması demiyoruz. Doğruluğa, yanlışlığa ihtimalli kesin de olabilir. 2 artı 2 4'tür mesela. Buna doğru deniyor. 2 artı 2 5'tir deseniz yanlıştır denecek. Dolayısıyla bu iki kelimenin sadık ve kadip, yani doğru ve yanlış mefhumlarının yüklendiği şeylere önerme denir. Vehiye önerme imma hamliyetun ya yüklemlidir, hamlidir. Ke kavlina şu sözümüz gibi Zeydun katibun. Zeyd katiptir sözümüzdeki gibi. Ve imma şartiyetun veya şartlıdır, şartidir. Bu şartiye ikiye ayrılıyordu gördüğümüz gibi. İmma şartiyetun muttasilatun. Bitişik şartlıdır. Ke kavlina şu sözümüzdeki gibi in kâne şemsu tâliaten güneş doğmuşsa fenneharu mevcut. Gündüz mevcuttur. Ve imme şartiyyotun munfasilatun. Veya ayrık şartlıdır. Kadiye önerme yani. Ke kavline şu sözümüz gibi el adedu sayı
İmmâ zevcun ve immâ ferdun. Ya çifttir zevç ve immâ ferdun veya tektir. Vel cüz'ul evvel hamliyinin minel hamliyyeti, yüklemini önermenin birinci parçası, yani zeydun yusemmâ mevdu'an, konu olur, mevdu olarak isimlendirilir. Ve sâni mahmûlen, İkincisi de yüklem, yani mahmul olarak isimlendirilir. Vel cüz'ul evvel, birinci cüz, mineş şartıyye, şartıyyede, şartlıdaki birinci cüz, yani güneş doğmuşsa kısmı, yüsemmâ mukaddeme, mukaddem diye isimlendirilir. Ve sâni, yani gündüz mevcuttur kısmı, taliyen, tali olarak isimlendirilir. Mukaddem, tali. Bunu unutmayalım. Bunların bazı hükümleri olacak. Ayrıntısına şeyde geleceğiz. Bu üç kitabın şerhinde geliriz inşallah. Vel kadiyyatu. Önerme, genel olarak söylüyoruz. Bütün önermeler, bu kısımların hepsi. İmmâ mucibetun. Ya olumlayıcıdır, olumlayıcı. Zeyd katiptir dememizdeki gibi. Ke kavline zeydun katib. Evet, zeyd katiptir sözündeki gibi. Ve immâ salibetun. Veya olumsuzlayıcıdır. Ke kavlina zeydun leyse bi katib. Zeyd katip değildir sözümüzdeki gibi. Bu bi leysenin tekit harfidir. Yani bi olmasa da olurdu. Yani zeydun leyse katiben de diyebilirdi. Ama bi geldi. Bi gelince tekit oluyor. Yani daha vurgulu söylemiş oluyorsunuz. Ve kullu vahidetin minhuma, yani selbi ve İcabi olan, mucibe olan ların her birisi, ikisi imma mahsusatun, ya mahsus, mahsusadır, mahsusa, gördüydük ya, mahsusa, mahsura ve mühmele diye. Kema zekerna, zikrettiğimiz gibi, yani zeydun katibun. Ve imma mahsuratun, veya mahsuradır. Ve hiye imma, yani mahsura, imma kulliyetun musevveratun, ya küllidir. Metni kaydırır mısın okuduğun yere? Ha, geçtik mi oraları? Tamam. İmmâ kulliyetun musavveratun. Musavveratun. Ke kavlina kullu insan katibun. Bütün insanlar katiptir sözümüzdeki gibi. Külli. Veya la şey'e minel insani bi katib. Veya hiçbir insan. La şey'e. Cinsi nefyeden la'dır bu. La ilahedeki gibi mesela. Gerçi o farklı bir durum var da öyle daha kolay anlaşılır. La ilahe, hiçbir ilah yoktur. La şey, hiçbir şey yoktur. Minel insani, insandan olan, insan cinsinden olan hiçbir şey yoktur ki bir katip, katip olsun. Hiçbir insan katip değildir. Biçimsel olarak bakıyoruz tabii. Hani önerme yanlış demeyin. Biçimsel olarak sadece bakıyoruz. Yanlışlığı, doğruluğu başka bir şey. Veya cüz'iyye musevvara. Yani mahsus, nerede? Mahsurayı şey yapıyor. Burada mahsura yazmıyor değil mi? Burada yine eksik. Çünkü şu mahsusatın kema zekerna'dan sonra ve imma mahsuratun var. Ve imma mahsuratun ve hiye külli ve hiye imma kulliyetun musevveratun diye gelecek. Bizim şemada taksim ettiğimiz gibi yani mahsura ya külliyedir ya cüz'iyedir diye gelecek. Bu da küllidir. Neydi? Bütün insanlar katiptir veya ve la şey minel insani bi katip. Hiçbir insan katip değildir sözümüzdeki gibi. Ve imma cüz'iyetun musevveratun veya cüz'idir. Ke kavlina musevvara, yani nicelikli denebilir. Musevvara. Ke kavlina ba'dul insani katip. Bazı insanlar katiptir. Veya ba'dul insani leyse bir katip. Bazı insanlar katip değildir sözümüzdeki gibi. Bu birbirini gerektirme anlamında değil, örneğini veriyor sadece. Bazı insanlar katiptir, bazı insanlar katip değildir. İkisi de cüz'iye mahsurayı cüz'iye ikisi de. وَاِمَّا اَلْنَا يَكُونَ كَذَٰلِكِ. Veya nicelikli değil, niceliği belli değil.
Ve tüsemme muhmeleten, muhmele diye isimlendirilir. Ke kavlina, şu sözümüzdeki gibi, el insanu katibun, insan katiptir. Vel insanu leyse bi katibin, veya insan katip değildir sözümüzdeki gibi. Niceliği belirtilmedi. Her insan mı, bazı insanlar mı, yoksa belirli bir insan mı? Bunu söylemedi. Belirli bir insan olsaydı mahsusa olacaktı. Bazı insanlar olsaydı mahsurayı cüz'iye olacaktı. Her insan olsaydı mahsurayı külliye olacaktı. Buna gelmedi. Şimdi bunu şeyle hamliye, yani yüklemli önermelerde gösterdi. Mahsusa, mahsura ve mühmeleyi. Çünkü yüklemli önermelerde daha kolay bunu anlamak. Şartlı önermelerdeki kısımlarına bu kitapta girmedi. Daha ileriki kitaplarda girecek. Çünkü şartlı önermelerin, ben anlattım yine kısaca size de. Şartlı önermeler biraz daha ayrıntılı ve daha zor bir konu. Şimdi metinde ona girmiyoruz. Şeyde, şemada anlattığım kadarıyla kalsın. Vel muttasilatu, yani şimdi şartlılara geçtik. Hamliler bitti. Vel muttasilatu imme luzumiyye, ya luzumidir. Ke kavlina in kâneti şemsu taliaten fen neharu mevcud. Güneş doğduysa, doğmuşsa gündüz mevcuttur sözümüzdeki gibi. Ve imma ittifakiyyetun, ya da ittifakidir. Yani tesadüfidir. Herhangi bir bağlantı yoktur aralarında. Ke kavlina in kânel insanu natıkan, insan natıksa fel himaru nahıkun, eşek bağırandır gibi. İşte anladıysam Arap olayım diyoruz ya mesela. O da buna benzeyen bir şey. İttifakiye. Tamam. İttifakiye de anlaşıldı. Muttasılanın iki çeşidi vardı. Lüzumiye ve ittifakiye. Bizi ilgilendiren lüzumiyeydi. Fel munfasilatu. Munfasıl. Yani el kadiyyetul eşşartiyyetul munfasilatu. Müennes olduğu için böyle teyli geliyor. Ta-i merbutada. İmma hakikiyyetun. Ya hakikidir. Ke kavlina el adedu imma zevcun ve imma ferdun. Sayı ya çifttir ya tektir. Sözümüz gibi. Ve hiye hakiki olan, hakiki munfasıl, şartlı. Mani'atul cem'i vel huluvvi ma'a. Hem ceme hem de huluvve. Yani hem bir araya gelmeye hem de bir arada ortadan kalkmaya manidir. İkisi beraber de olamaz. İkisi beraber var da olamaz. İkisi beraber yok da olamaz. Ve imma mani'atul cem'i fakat. Ya da hakiki şeyden bahsediyoruz. Munfasıla, şartiye munfasıladan bahsediyoruz. Ya da sadece ceme manidir. Ne gibi? Ke kavline hâze şey'u, bu şey imma hacerun ev şecerun. Bu şey ya taştır ya ağaçtır. Bir şey hem taş hem ağaç olamaz. Değil mi? Hem ağaç hem taş olamaz. Ama ikisi olmayabilir. Su olabilir mesela. İkisi birden ortadan kalkabilir ama ikisi birden gelemezler. İkisi birden olumlanamazlar. وَإِمَّا مَانِعَةُ الْحُلُوْوِ فَقَطْ veya مَانِعَةُ الْحُلُوْوْدُرْ, İkisi beraber ortadan kalkması imkansızdır. كَقَوْلِنَا زَيْدٌ زَيْد اِمَّا اَنْ يَكُونَ فِي الْبَحْرِ, ya denizdedir. وَإِمَّا اَنْ لَا يَغْرَقْ, ya da boğulmuyordur. Örneğimizi vermiştik zaten, aynı örnek burada da geçmiş. وَقَدْ تَكُونُ الْمُنْفَصِلَاتُ, munfasıllar olabilir. ذَاتَ اَجْزَاءٍ سَلَاسَ, üç parçadan da oluşabilir. Aslında daha çok da oluşabilir. Onu söylememiş. Beş de olabilir. Sekiz de olabilir. Çıkabilir yani istediği kadar. Ke kavlina el adedu, sayı, imme zaidun, ya fazladır. Ev naqisun, eksiktir. Ev musavin, veya eşittir. Örneğindeki gibi. Üç tane, üç parçadan oluşabilir. Bu zait, nakıs ve müsavi, biz böyle diyelim. Aslında başka anlamda kullanıyorlar da. Uzun hikaye yani, çok önemli değil. Maksat hasıl olsun yani. De benim dediğim gibi anlarsak anlaşılıyor yine. Örneğin bir sayı ya 5'ten büyüktür, ya 5'ten küçüktür, ya da 5'in kendisidir gibi düşünelim. 3 tane ihtimal var. Başka ihtimaller de olabilir. Başka sayılar da eklenebilir yani. Burada başka ihtimal olmaz da. 5 sayısı örneğinde. Örneğin bir sayı ya 2'ye bölünebilir, ya 3'e bölünebilir, ya 5'e bölünebilir, ya 7'ye bölünebilir,
ya da başka bir sayıya bölünebilir diyebilirim. Yani istediğim kadar arttırabilirim bunu. Veya işte şu duvar ya pembedir, ya kırmızıdır, ya yeşildir, ya siyahtır. Hepsini diyebilirim bu şekilde. Önemli olan sayısı değil yani. Önemli olan anlaşılması. Tamam. Metin bitti. Soruları alalım. Metinle alakalı da sorabilirsiniz. Yani Arapçasıyla alakalı da sorabilirsiniz. Veya konuyla alakalı da sorabilirsiniz. Şimdi bu şartlı önermelerde önermenin doğruluğu, yanlışlığı üzerinden bir akıl yürütme yürütüyoruz değil mi? Aslı olan odur. Ama biz evet, mantık ilminde önermenin doğruluğunu araştırmıyoruz. Bu önermelerden şu sonuç çıkarı araştırıyoruz. Yani şekilsel, biçimsel olarak araştırıyoruz. Örneğin 2 artı 2 eşittir 5. 2 artı 2 eşittir 4. O halde 4 eşittir 5. Doğru bir kıyas mıdır? Doğru bir kıyastır. Mantıksal olarak doğrudur. Ama önermelerin kendisi doğru mu? Bir tane önerme yanlış. Bu önermenin yanlış olduğu mantık ilminin işi değildir. Bu o ilim hangi ilimse onun işidir. Şimdi şunu kastediyorum burada. Şimdi mesela şartlı da bitişik de lüzumiye dedik. O lüzumiye kendi içinde barındırdığı o iki birimin birbirlerine lazımlık durumunu inceliyor. Yani aslında önermenin içeriğinin doğruluğuyla, bağlantısıyla ilgili bir mesele. Yani sadece önerme kurmakla ilgili değil. Ama mesela yüklemli de... Direkt söylüyoruz. Nasıl? Yani onu kabul ederek söylüyoruz mantıkta. Yani şunu gerektirir önermesini kuruyoruz. Tamam. Sonra başka ilimlerde gerçekten gerektirir mi onu araştırıyoruz. Mantık biçimse suretidir yani. Bunun heyyulası mantığın işi değildir. Şimdi ittifakiye ile lüzumiye arasında bir fark var ya. Bu fark önermenin doğruluğu üzerinden değil mi? Evet. Yani dolayısıyla yani sadece bir önerme kurmuş olmuyoruz yani. İçeriği hakkında da bir hükümde bulunmuş oluyoruz ki sınıflandırabilelim. Ama mantığın yani işi o. Mesela yüklemli de Zeyd katiptir yerine mesela Tayfun kedidir. Ya tamam. Bu mahsulda olmuş oluyor. Yani bir yere koymuş oluyorsun. Hı-hı. Ama diğerinde önermenin içeriği de önemli yani. Hakikaten lüzumiye mi, ittifakiye mi vesaire mi diye. Şimdi zaten işte lüzumiyeyi, ittifakiyeyi belirleyen önermenin içeriğiyle alakalı. Önermenin içeriği. Tamam. Ama demek istediğim şey önermenin içeriğini biz mantık ilminde araştırmıyoruz. Biz önermelerin içeriğini bildiğimizi varsayarak mantık ilminde bu içeriklerden şöyle şöyle sonuçlar çıkarı araştırıyoruz. Tamam. Yani daha şekilsel bir şey mantık. Önermelerin yanlışlığı, doğruluğu başka bir mesele. Biz şu önermelerden şu sonuç çıkar diyoruz. Mantıkta sadece bunu yapacağız. Tamam. Ama mantık olması hasebiyle bunu yapacağız. Başka şeyler yapmayacağız demiyorum. Başka şeyleri işte felsefeden dolayı söyleyeceğiz. İşte biyolojiden dolayı söyleyeceğiz. Matematikten dolayı söyleyeceğiz. Mantık olması hasebiyle değil yani. Tamam. İşin mantık kısmı sadece şekil kısmı. Heyyulasını başka yerlerden alacağız elbette.